Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda ben tek başına Emre'siz. Bugün ne yapacağız? Rossmann'dan alınması gereken ürünleri alınacağız. Yani benim de kullandığım ve size tavsiye ettiğim ürünlerde sıra bugün. O zaman hadi gelin birlikte Rossmann'a gidelim. Arkadaşlar bugün Rossmann'da çekim yapmaya başladım, zaten gördünüz. Size ilk olarak Rossmann'dan aldığım ürünlerin toplamda fiyatını göstermek istiyorum. Poşetiyle birlikte poşet de aldım, yanımda poşet yoktu. Poşetiyle birlikte tamı tamına 15 euro 43 cent tuttu, burada görüyorsunuz. Totalde 15 euro 40, 43 cent'e bu 10 tane ürünümü aldım ben. Bu ürünler benim hemen hemen hep sürekli kullandığım ürünler, öyle söylemek istiyorum. İlk olarak neyden başlıyorum? İlk olarak bu çok sevdiğim İzana'nın Ölüdeniz tuzuyla Ölüdeniz tuzundan olan peelingden başlıyorum. Böyle hepsi bitmişti. Dedim ki bir video yaparım, öyle alırım en azından. Şöyle göstereyim size. Böyle bir ambalajı var. İçini de göstermek istiyorum. Kıvamını falan görün diye. Şöyle bakın, o kadar güzel bir kokusu var ki size anlatamam. Kokos kokusu var, çok güzel bir koku. Bunu hep banyoda sürüyorum, arkasına da böyle nereden almıştım ya, her neyse, arkasına da güzelce bir lifleniyorsunuz, keseleniyorsunuz. Keselendikten sonra inanın o kadar güzel bir şeyiniz oluyor ki deriniz, anlatamam size. Mutlaka ama mutlaka bunu, ürünler arasından en çok bunu denemenizi tavsiye ederim size. Kokusunu da size yolluyorum buradan. Çok güzel bir kokusu var. Böyle fiyatını da zaten başında göstermiştim. İlk ürünüm bu. Ve şimdi fark ediyorum ki şarjım bitiyor. Önce şarjımı dolduracağım. Ondan sonra diğer ürünleri size göstereceğim. Çünkü diğer şarj da bitti. Onu şimdi taktım. Bu doludur diye bunu getirdim. Bu da bitti. Üçüncüsü nerede bilmiyorum artık. Biraz da olsun, size öyle geri döneyim. Evet, şarjımı birazcık doldurdum. Hemen taktım kameraya. Peeling'de kalmıştık. Peeling'in fiyatı arkadaşlar burada 2 euro 79 cent. Yine bir bakayım. Evet, 2,79 bunun fiyatı. Daha sonra hepinizin kesin bildiği bir üründür. Yine Rossmann'ın kendi markasının, yani Izana'nın böyle bir krem, duş kremi. Böyle PL duş kremi var. Bu da gerçekten olmazsa olmazlarımdan. Gayet fiyatı uygun ve gerçekten güzel kokuyor. Bunun da fiyatına bakalım hemen. Bu sanırım 79 centti. Bir saniye. Hayır, 59 centmiş. Hatta 20 cent fazladan söylemişim. Bunun da kokusu efsane. Böyle çok güzel bir kokusu var. Ondan sonra şu ürününe gelelim. Bu da böyle bir body sprayı Izana'nın. Şöyle aloe vera exact'lı bir body sprayı. Yüze de aslında sıkılabiliyor. Çünkü hem vücut hem yüz diyor. Yüzüme hiç sıkmadım şimdiye kadar korkudan. Ama vücuduma sıktığımda hiçbir şey olmuyor. Yani hep bitiriyorum bunu. Gerçekten harika bir şey. Şöyle hemen, siz etkisini tabii ki görmeyeceksiniz ama bunu da kesinlikle tavsiye ederim.
çok da güzel, şöyle rahatlatıcı bir kokusu var. Yani hem böyle nötral hem de bayağı bir rahatlatıcı bir efekti var diyebilirim. Şöyle sürüyorum her yerime böyle. Çok çok beğendiğim bir şey bu da. %90 aloe vera alı diyor. Bakın burada göstereyim tekrar. Bunu da çok ama çok severek kullanıyorum. Bunun fiyatına gelirsek, bunun fiyatı bu 2,49'muş. Bunun diğerleri de var. Diğerleri de 20 sent daha uyguna geliyor. Başka şeyli hani aloe veralı değil ama bitki, çiçekli falan onlar 20 sent daha uyguna giriyor. Ve şey veriyor vücudunuza. Hani feuchtigkeit veriyor, nemlendiriyor vücudunuzu. Bayağı bir güzel bir ürün. Aklınızda bulunsun bu da sizin. Onun dışında yıllardır ama yıllardır hiçbir zaman vazgeçmediğim ve her gittiğimde aldığım bir ürün vardır ki o da bu saç maskesi. Saç kuru diyeyim size. Swiss Opar'ın markası. Bakın böyle göstereyim. Bu koko suyu aldım. Rengarenk olanlar da var. Çeşit çeşit olanları da var bunların. Bunun tanesi hemen bakalım bakalım ne kadarmış? 65 sent. 65 sente almışım bunu. Bu inanılmaz çok seviyorum. Gerçekten benim saçıma da iyi geliyor bu ürün. Şimdi diyeceksiniz ki ucuza hani falan. Evet doğru. Ama her zaman pahalı marka daha iyi olacak diye bir şey yok. Ne zaman hangi üründe pahalı marka sende daha iyi etketti diye sorarsanız o da evet saç bakım ürünlerinde, kesinlikle saç bakım ürünlerinde. Şimdiye kadar kullandığım en iyi şampuan, en iyi saç öğülü diyeyim ya saç yağı şeydi kerastasındı. Hiçbir şekilde başka bir taneyi diyemem size. Kerastasın yağını kullandığımda saçlarım bambaşkaydı. Ne zaman ki bıraktım saçlarım bu hale geldi. Bayağı da yıprandı. Yani eğer ki alacaksanız kesinlikle Kerastase markasının yağlarını ve şampuanını size öneririm. Şimdi ben de şampuan mı etki etti, daha çok yağ mı etki etti bilemem ama sanırım yağın daha çok etkisi vardı. Yani her zaman pahalı daha iyi olacak diye bir şey yok ama ben de Kerastase'da bu böyleydi. Bu söylemek istediğim buna. Gelelim diğer ürünlere. Bir diğer ürünse aseton. Yani en sevdiğim işlem diyelim. Ojeyi severek sürüyorum ama çıkarması benim için gerçekten çok berbat bir hale geliyor. Hiç sevmediğim işlemdir. Gerisi hani çıkarması, temizlemesi falan. Onun için şunu bulmuştum. Ne zamandır? Bakın böyle bir kutucukta. İçini açtığınızda böyle adet adet var bunlardan böyle birkaç tane çıkıyor. Bakalım kaç tane varmış içinde yazıyor mu? Tam bilmiyorum ne kadar çıktığını. Yok, yazmıyor. Gerçekten yazmıyor. Sayalım mı? Hadi gelin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çıktı. Böyle bunları istediğiniz yere falan götürebilirsiniz. Yanınızı taşıyabilirsiniz. Arabada bırakabilirsiniz. Çantanızda Anne, götürebilirsiniz. Hoş geldin. Abiye söyle annem. Evet ne diyordum? Yani çok pratik. Yanınızda taşıyabilirsiniz. Arabada çantanızda hemen bulundurabilirsiniz. Diğer büyüklerdense daha iyi. Bir ara şöyle kutularda oluyordu, parmağınızı çeviriyordunuz böyle, öyle temizleyenler de vardı ama onlardan da bezdim bir süredir. O yüzden bunu kullanıyorum. Bunun da fiyatını hemen size söyleyeceğim. Bunun fiyatı 99 sent ve içinden 10 tane çıkıyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Şimdi ise gelelim deodorantına. Bunu göstereyim size şöyle. Bu böyle bir deodorant ve alüminyumsuz. Katkısız bir deodorantı. Çok güzel. Tepeye sıkıyorum. Olmuyor böyle sıkayım artık. Evet, gerçekten çok güzel. Ve mutlaka ama mutlaka tavsiyem birileri de bu zaten.
fiyatı da o kadar uygun ki, alüminyumsuz ve 1.39 bunun fiyatı. Kesinlikle denemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım siz de denersiniz. Başka ne varmış? Bakalım. Başka neler aldım? Elimde olsa tabii bütün mağazayı aldım da. Yine 10 tane ürünle kısıtladım kendimi. Gelelim bir diğer ürüne. Bu şimdi Rossmann'ın şeyi değil. Essence markası. Bakın. Şurada göstereyim size. Kaşımı da almadım ama bu açabilsem iyiydi. Bugün tırnağımı kestim. Şimdi size gösteriyorum. İçinde böyle bir aynalı. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Şurası folyeli. Bunu önce bir çıkarıyorsunuz şuradan. Dediğim gibi tırnaklarım gerçekten bu aralar hiç iyi değil. Şöyle çekiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Çektim. Bu arada her şey koklayasım var benim. Bilmiyorum niye böyle. Şimdi bunu kullanırken tabii birazcık fırçayı ıslatacaksınız arkadaşlar. Ama ıslatamıyorum şu an sizin yanınızda. O yüzden ilk defa böyle deneyeceğim. Islatmadan şöyle hafif bir ıslatmanız gerekiyor. Sizi de yanıma alıyorum. Şöyle. Bakın. Tabii ıslatırsanız daha mantıklı. Ama şu an kalkarsam benimkiler tam duruyorken onları buraya doğru çağırmış olurum. O yüzden yapmıyorum böyle bir şeyi. Hazır rahat rahat videoyu çekiyorken gelmesinler. Bakın böyle istediğiniz şeyi verebiliyorsunuz. Gayet güzel ve son zaman kullandığım en etkili, uygun fiyatlı olanlardan biri diyeyim size. Şöyle. Gördünüz. Bunu da mutlaka ama mutlaka size tavsiye ediyorum. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 3.75. 3.75 de buna ödemişim. Gelelim bir diğer ürüne. O da tuh maske. Yani yüzünüze maske. Böyle hydro boost'ta. Bunun fiyatı da yaklaşık ne kadardı? 79 cent yani 80 cent. Böyle bir bezden oluşuyor. Tümü çıkarıyorsunuz. Yüzünüze böyle seriyorsunuz ve bekletiyorsunuz. Bunu yaklaşık şöyle 8-10 dakika ile bekletiyorsunuz. Sonra yüzünüzü yıkayıp duruluyorsunuz. Evet, ben bunları genelde akşamları yapıyorum. Çünkü sabahları zamanım olmuyor. Çocukları uyuttuktan sonra bunu kullanıyorum. Bunu da çok çok seviyorum. Onun dışında yine böyle bir beauty konsantrat var. O da vitamin C barındırıyor. Bakın böyle ampuller. Bu ampuller ne kadardı? Bu ampullerin fiyatı hemen söyleyelim. Evet, bu vitamin C ampulleri de 95 cent verdim. Buna da tamında 3 tane çıkıyor içerisinde. Ve tüm ciltler için uygundur. Bunu da ne zamandır kullanıyorum? Bayağıdır kullanıyorum. Yani çıktı çıkalı kullanıyorum diyebilirim. Bunu da size öneririm. Gerçekten uygun fiyatlı ama güzel ürünler bunlar. Onun dışında başka ne aldın diye sorarsanız burada yine nemlendirmesi için cildimi böyle kapsül aldım. Bu kapsülde yine Rossmann'ın markası. Şurada göstereyim. Bunun fiyatı da hemen bakalım. Bunun fiyatı da fazla bir şey olmaması gerekiyordu. Bu da 79 cent. Aynı diğeri gibi. Bu da 79 cent arkadaşlar. Bunu da Ginkgo ve vitamin E barındırıyor. Onu da söyleyelim. Bunu da akşam bilmiyorum uygulamalı gösterebilir miyim size ama sanırım gösteremem.
en iyisi bu videoyu böyle gösterip alıp size sunmak. Çünkü çocuklar nasıl bir durumda şu an bilmiyorum. Saat de 5'e geliyor. Acıktılar. Yemek yapmam lazım. Daha ortada yemek yok. O yüzden uygulamayı da artık bir diğer videoda gösteririm diye düşünüyorum. Hepsi bir videoda olmasın. Bu kapsüllerden ne kadar var? Bunlardan 2, 4, 6, 7 tane tamında çıkıyor. Bunun da farklı farklı olanları var. Benim sürekli aldığım bunlar. Allah düşüyor. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet. Şimdi bu 10 ürüne dediğim gibi tam 10 euro 43 cent verdim arkadaşlar. Şimdi şunları şuraya koyayım. Eğer almak isterseniz mutlaka gidin bakın derim. Almanya'daki fiyatlar bunlar. Türkiye'deki fiyatları nedir bilmiyorum bunların. Hiçbir bilgim yok. Geçen sene geldiğimde az çok biliyordum ama sanırım bu sene fiyatlar daha bir farklı oldu. O yüzden size bilgi olsun. Bunları sunayım istedim. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bana aşağıda yorumları söyleyin. Bildirin ki ben de bileyim hoşunuza gitti mi gitmedi mi diye. Eğer ki normal vlogları yaptığım böyle daha iyi değil, hani diğer videoların daha çok hoşunuza gidiyor derseniz o tür videolar çekerim. Böyle bir canlılık gelsin, biraz farklılık olsun istediğim için böyle bir videoyu çektim. Onu da belirtmek isterim. Şimdi benim de karnım gurumladığına göre ben şimdi bu videoyu kapatayım. Lütfen beğenilerinizi unutmayın. Bizim için çok önemli. Videomuz için her beğeni çok önemli. Eğer abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.